Angular neden artık kullanılmıyor? Çünkü ihanet ettiler. Uçtular kaçtılar. Böyle bizim yazılım mimarları için kullandığımız bir deyim var. Fil dişi kulelerinde oturan mimarlar diyoruz. Ivory Towers. Angular 2'yi mahvettiler yani ilk aşamasından itibaren. Komüniteye ihanet ettiler. Komünite de tabii ki acımasız yani. Halkız biz. Güç biz de tabii ki bıraktık Angular kullanmayı. Ben Angular 1'i 2010 yılında kullanıyordum. Angular 1 bile değildi yani. 2011, 2012, 2015'e kadar çok çok ciddi uygulamalar yaptım Angular'la. Aklı hayale gelmeyecek çok ciddi uygulamalar yaptım. Ama Sonra bıraktım. Angular 2'ye geçmeyeceğim tabii. İğrenç bir şey yani. Ondan sonra Vue'ye geçtim. Arada kendi frameworklerimi kullanmaya devam ettim tabii. Ya da developer deneyimi. DX diyoruz ona. Developer experience çok kötü. Java popülerliğini kaybediyor demiştiniz. Java öğrenme süreci değil biraz aç açabilir misiniz? Ya Java'yı bırakmayın tabii. Java devam edecek. Yani en az 20 sene daha çok ciddi ekmek yenecek Java'dan. Popülerliğini kaybediyor dediğime bakma yani. Ama JavaScript'ten daha çok ekmek yeniyor. Ve JavaScript'ten daha çok ekmek yenecek önümüzdeki 20 senede. O açıdan bakıyorum. Yoksa Java şey yapacak, ölecek falan bir şey değil. Milyonlarca insan kullanıyor şu anda backend programming için belki de en ciddi değil Java yani. O yüzden çok büyük bir sıkıntı yok ama kaybediyor mu popülerliğini? Kaybediyor evet yani. İki, i̇ki gerçeklik aynı anda var olabiliyor. İşte gelecekte devam edeceğini garantisini verebilirim. Veremezsin. Çünkü sen karar verici konumda değilsin. React Native yarın saçma sapan bir karar alır. Angular 2 gibi. Bütün insanlar kullanmayı bırakır. Kaldı ki işte Airbnb kullanıyordu React Native'i. Bütün şirketi React Native'ci yaptılar. Bütün Native developer'larını JavaScript yazar hale getirdiler. Yüzlerce developer'dan bahsediyorum. Sonra bir sürü karşı çıkan oldu bu, bu yüzden işten ayrılan oldu Airbnb'den. Ondan sonra yeni bir duyuru yayınladılar ve dediler ki biz vazgeçtik React Native'den. Tutturamadık. Çünkü developer experience korkunç. Özellikle de Native modüllerle uğraşıyorsan yani harita varsa, Bluetooth kullanıyorsan ve ben yaptım oradan biliyorum yani. Korkunç bir developer experience var. Android performansı kötü düzelmeyen bir sürü bug'ı var. Açık binlerce issue'su var. Neye dayanarak garanti ediyorsun geleceğini yani? Facebook 2007 kodları vardı incelemesindir belki spagetti diyebileceğimiz tarzda. İncelemedim. React'in bir kopyasını orada görebilirsiniz muhtemelen. Çünkü React Facebook'un PHP kullanışı şeklini JavaScript'e dönüştürmüş hali. Ama evet yani iğrenç kod Facebook'un. Hala kötüdür eminim ki. Boş HTML gönderirsen Google ne der? Google JavaScript parse edebiliyor. Dolayısıyla yani gir, giriyorsun Analytics tool'una bakıyorsun parse edebiliyor mu edemiyor mu benim sayfamı diye. Edebiliyorsa sorun yok. Çoğu zaman ediyor. Edemediği zaman da bir sürü alternatif var. İşte crawler'lara özel cache'lenmiş sayfa prerender.io diye bir servis var. Onu gönderiyorsun. Çözülüyor yani boş sayfa göndermekte sıkıntı yok. Bir de bir sürü uygulama zaten login arkasında. Yani Google'da zaten endekslenmiyor yani. Potansiyeli çok yüksek GraphQL'ın ve çok ciddi bir şey olabilir. Ama şu anda vaat ettiği günler daha gelmedi GraphQL. E. Ya yani şu anda hala bir productivity sink olarak görüyorum GraphQL. Dolayısıyla şu anda doğru bir yatırım değil bence şirketler için. Ama yavaş yavaş ilerliyor. Wayfair'de kullanıyoruz bu arada biz GraphQL. Türk ha bir de Flutter vardı. Flutter'ı seviyorum. Dediğim gibi Flutter'ın komünitesini seviyorum. Çok güzel insanlar var. Sonuçları şu anda çok iyi değil. Stable değil. Production'da kullanmanızı önermem. Kullanamazsınız zaten. Ama şöyle Flutter'ı ben bir adım olarak görüyorum. Bence Flutter gelecekte Flutter olarak kalmayacak ama Flutter'ın yaptıklarından esinlenen başka bir proje Flutter'ın eksiklerini kapatarak daha somut kullanılır bir hale gelecek cross platform development React Native yoksa iOS yoksa Android tabii ki native. Native Android ve iOS birlikte götürme mantıklı mıdır? Şimdiden teşekkürler. Mantıklı. Node.js server side rendering önerir misin? Öneririm tabii. Fuck templates kullandım. Bence berbat bir şey. Niye ya? Pug'ın nesini beğenmedim. Bence signal to noise ratio'su en yüksek template dili Pug. Bence çok güzel. Ben çok seviyorum. Herkes de kullandırıyorum. iframe security için önemli. Çok önemli hatta security için. Ve webde secure bir şekilde ödeme yapabilmemizin tek sebebi iframe olması. Ama çok demode. Yani o table tasarımı varken iframe mantıklıydı ama şu anda yani 1990'lardan bahsediyorum table'larla tasarım yaparken. Ama şu anda iframe çok mantıksız. Ona bir alternatif bulmaları lazım. Secure bir API. Belki bu Portals API odur. Eğer öyleyse gerçekten devrim olur yani. Emacs hakkında düşünceleriniz neler? Hobi olarak görüyorum Yani yapmayın diyorum. Sevmem. Emacs. Kod editörü olarak Emacs kullananlar var mesela yani. Bu çok çok saçma bir şey. Ya da Vim kullananlar var. Çok saçma. Yapmayın yani. Hobi olarak yapın. Emacs'i geliştirmesi güzel. O yüzden yap yani, hani o oyna içinde. Ama kodu geliştirmek için kullanmayın. Türkiye'de yazdım. Sence nasıl? Çok kaliteli iş isteyen şirket yok, kaliteli iş çıkaran developer yok. Herkes kendini aşmış zannediyor. Bilimsel metodolojiye çok önem veren yok. Ama çok iyi işlerde çıkıyor. Çok yetenekli yazılımcı çok var Türkiye'de. Orantısal olarak bakarsanız genel ortalama aralarında istisnai çok insan var. Almanya'da mesela öyle bir durum yok. Almanya'da herkes vasat. Herkes ortalama. İstisnai çok az insan var. Dolayısıyla Türkiye'de o çok parlak, çok zeki, çakı gibi bir sürü insan var. Ama genel çok kötü. Yani ortası yok bizde. Ortası olmadığı için kaybediyoruz. Ortayı tutturabilsek şimdi biraz alakasız bir yere gideceğiz ama Özal'ın 80'lerde çıkarttığı şey oydu. Orta direkt. Yani Özal'ı ben hiç sevmem ama... Adamın kendi ekonomi, ekonomist profilinden de kaynaklı çok doğru bir tespiti vardı. Orta direk yaratmaya çalıştı adam. Çünkü devletleri ileri götüren şey orta direk varlığı ve gücüdür. İstisnalar değildir. O yüzden işte Almanya ya da diğer ülkeler kazanıyorlar. Yazılım konusunda da, diğer konularda da. Yani Alm Amerika'da da böyle çok parlak, orantısal olarak çok zeki insanlar yok. Ama çok sistemli, çok kararlı çalışarak, adanmış biçimde çalışarak bir sürü ürün yapıyorlar. Bizim kullandığımız bugün ürünler... Facebook işte yani. Adam üniversitede, kampüste, odasında başlamış yani. Bizim de Sabancı'da tam olarak aynısını Facebook'tan daha iyisini yapan bir çocuk vardı mesela. Ne oldu? Kayboldu. Bizde hep o yetenekler sönüyorlar. Çünkü desteklenmiyorlar. Destek alacakları bir orta direk yok. Almanya'da vasat dediğiniz insanlar neleri bilmiyor, ne esasen vasatlar. Teorik bilgi eksikliği mi yoksa tam aksine pratik yetersizlik mi? İkisi de pratik zekaları yok. Ben bu problemi fark yaratarak nasıl çözebilirim mi? Bilmiyorlar. Biliyorlar tamam mı? Çok yetersiz. Teorik bilgileri de çok yetersiz. Böyle kulaktan dolma seviyesinde. Ama Türkiye'deki gibi değil. Çünkü bunu kabul ediyorlar. Kulaktan dolma olduğunu söylüyor. Yani böyle kulaktan dolma bilgiyle ben bunu biliyorum diye ahkam kesmiyor. Biraz duymuştum diyor mesela. İşini görecek kadarını biliyor. İş çıkartıyor. Yani Türkiye'deki developerlardan çok daha iş, iyi iş çıkartıyorlar. Vasat olmalarına rağmen. Bizimkiler çok zeki olmalarına rağmen iyi iş çıkartamıyorlar. Vasatlık iş çıkartmak için yeterli aslında. Biz onun farkında değiliz. Adam yani domain driven design çok iyi bilmesine gerek yok. Ama iş ne yetecek kadarını biliyor. Çok iyi başkası biliyor yani. Çok iyi bilen zaten onun yöneticisi oluyor falan. Türkiye'ye kesin dönüş düşünüyor musunuz demiş. Düşünmüyorum. Şöyle... Hayal ediyorum. Bu hayalimde her zaman var. Bu kadar internasyonel bir ortamı. Keşke Almanya'da değil Türkiye'de bulsaydım. Gitmezdim ki o zaman. Ayrılmazdım yani. Ben Türkiye'de kariyerimin sonuna geldiğim için ayrıldım ve Almanya'ya gittim. Türkiye'de yapmayı çok isterdim tabii ki. Benzer bir ortam olursa tabii ki dönerim. Yani biz Nazi Almanya'sından kaçıp gelen profesörleri Türkiye'de tutamamış bir ülkeyiz. Şu anda bizim fakültelerimizin önemli kısımlarının temellerini o insanlar atmışlar. Nazi Almanya'sından. Einstein'ın Atatürk'e eksenasları diye hitap ettiği bir mektubu var. Türkiye'ye bir sürü akademisyen geliyor, profesör ve biz bunları 5 sene elimizde tutabiliyoruz. 10 sene tutamıyoruz. 15 sene tutamıyoruz. Gidiyorlar Almanya'ya, geri dönüyorlar. Amerika'ya gidiyor çoğu. Türkiye'de ortam bu. Düzelirse, değişirse dü dünyanın en güzel yeri Türkiye. Dünyanın en iyi memleketi senin kendi memleketindir. Ben tabii ki dönmek isterim yani. Ama şu anda böyle bir şey ufukta pek gözükmüyor. Almanya'da siber güvenlik ve bilgi güvenliği konusunda durum firmalarda nasıl? Türkiye'den çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Biraz patelik yani. İngilizcenizi nasıl geliştirdiniz? Kitap okuyarak çok okudum. Yani her hafta bir kitap bitiriyordum. Kitap dediğimde de böyle 500 sayfalı romanlar. Her hafta. Benden daha çok okuyan tabii ki var ama ben de kendimce çok okudum. Böyle geliştirdim. Bir de komik ama online chat'le yani 97-99 arası mesela Geostees diye bir şey vardı. Geostees yani artık nasıl okunuyorsa biz ona Geostees diyorduk tabii ki. Chat odaları vardı. Orada yabancılarla konuşarak aslında geliştirdim. Chat'leşerek yani. Raistlin, aynen. Hastasıyım. Hayatımı hayatımda en büyük etkisi olan karakterlerden biri Raistlin'dir yani. Of yani. Of. İşte Raistlin'le alakalı çıkan bütün kitapları okudum defalarca yani. Güzel günlerdi. Çocukluk. Analizin felsefe tarihindeki yerini bilmek gerek aslında. Doğru. Ben mesela çok bilmem. Sorsan bu konuda hakkında böyle kaynaklı bilgim yoktur yani. Analizin felsefe tarihindeki yerini. Ama doğru. Electrician Smurf. Analitik düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Poli Polisiye seviyorum demiştin galiba. Kitap yazar önerim var mı? Valla yerli. Celil Oker mesela. Çok severim. Reklamcılık hocasıdır. Ama Remzi Ünal diye bir karakteri vardı onun. Tam hatırlamıyorum adını. Bir dedektif. Türkiye'nin ilk gerçek dedektifi diye. Çok iyi. Çok iyi yani. Roman okumak bence çok iyi. Çok geliştiriyor insanı. Çünkü hayal gücünü geliştiriyorsun. Analitik düşünmenin hiç bahsedilmeyen en büyük baca hayal gücü bence. Hayal gücü olmazsa analitik düşünemezsin. Hayal gücünün üzerine yöntem koyduğun zaman analitik düşünce oluyor. Ama biz daha çok yöntem kısmına odaklanıyoruz. O yüzden hep ezberci eğitime odaklanıyoruz. Hiç hayal gücünü vermiyoruz. Dolayısıyla çocuklar hiç başarılı olmuyor analitik düşünmede. Bir de işte bu Code Wars vesaire gibi platformlarda soruları çözmek çok işe yarıyor. Farklı farklı soru tiplerini görüyorsun. İnsanların o soru tiplerine getirdiği çözümleri görüyorsun. Çok çok faydalı. Beni yani geliştirdi diyebilirim. Yani ben onu yaparken çok çok sinirli bir developer'dım. Ona rağmen çok bakış açısı kazandırdı bana. Özellikle functional programming konusunda. Tartışmak gerçekten çok iyidir. Çok sağlıklıdır. Yani bilim böyle olur zaten. Eğer bir ortamda herkes hem fikirse o ortamdan kaçının. Yani o size bir değer katmaz o ortam. Karşılıklı fikirlerin çatışması çok önemli. Dolayısıyla katılıyorum. Comfort zone'dan çıkamamış sinir yazımcılar için tavsiyeniz neler olur? Yani sigarayı bırakmak isteyen insana tavsiyen ne olur gibi bir şey bu. Bırak sigarayı. Bir insan neden comfort zone'da olur? Onu bilmiyorum açıkçası. Da ben psikolog falan değilim yani bu konularda bir atıp tutmayı sevmem kendime de yakıştırmam ama düşünce şeklini mindset'i biraz değiştirmek lazım sanki. Ama çok özel bir durum. Sanırım ben şimdi ne kadar hep bir şekilde motivasyon olan insanlarla çalıştım bu konuda motivasyon olan insanlarla. Ee, en azından o hani adım atmış comfort zone'dan çıkmaya mail etmiş insanlarla çalıştım. Hala comfort zone'da olan biri için ne denebilir bilmiyorum. Yani comfort zone kötü bir şey değil bu arada ya. Eğer mutluysan, hayatını idam ettiriyorsan illa böyle değişeceğiz, gelişeceğiz, farklı şeyler yapacağız diye bir şey yok ya. Keşke benim de içinde mutlu, huzurlu olduğum bir comfort zone'um olsaydı. Hiç olmadı yani. Benim en büyük problemim bu. Benim hiçbir zaman comfort zone'um olmadı. Onu ben bir lüks olarak görüyorum. Ben o lükse efor edemedim. Sahip olamadım. O lükse durumumuz yoktu yani. Öyle söyleyeyim. Hep bir şeyler battı bana. Hep değiştirmek zorunda kaldım, hissettim. Ne söyleyebileceğimi tam bilmiyorum. Amerika'da hizmet sektörü veya Uber gibi işlerde çalışan kişi Almanya'da yazımcıdan çok para kazanıyor. Görüşü hakkında yorumunuz nedir? Doğru. Almanya'da da öyle. Özellikle sektörde çok vakit geçirmiş bir garson yazımcıdan çok para kazanıyor. Özellikle bahşişten çok fazla para kazanıyorlar. Bizde böyle bir durum yok. Bu doğru. Biz bu iş para için yapmıyoruz. Sevdiğiniz için yapıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Esenliklerle kalın efendim.